Kur'an peygamberler hayatından ve kavimlerin başına gelenlerden akıllara zarar, ibret mesajları verir. Bu mesajlardan önce şöyle sorular akla gelir. O sorulardan başlayabiliriz. Neden peygamberler hep aynı bölgeye gönderilmiş diye, değil mi? Bir soru dolaşmakta ortada. Halbuki baktığınızda 124 bin veyahut 224 bin, değil mi? İki rivayet var. Peygamber sayıları bu şekilde. Yani onlar içerisinde onların hepsi aynı bölgeye gönderilmiştir diyemeyiz. Dünyanın muhtelif yerlerine gönderilmiştir. Ama şunu belki diyebiliriz. Kur'an'da bahsedilen 28 peygamber var. İşte bunların gönderildiği bölgede ekseriyetle ortaklık var dersek bu belki doğru olabilir. Ne gibi bölgeler? Arap Yarımadası, Akdeniz Havzası veyahut Mezopotamya gibi yerlere gönderilmiş ekseriyetle Kur'an'da bahsedilen peygamberler. Mesela bir Mekke'yi ele alacak olsak, acaba neden oralara gönderilmiştir diye. Zira biz biliyoruz ki Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın da insanlığın beşiği olarak kullandığı bir bölgedir Mekke bölgesi. Demek ki bu bölgenin çok büyük özellikleri var. En büyük özelliği şu aslında, insanlar nerede yoğunlaşmışsa mesajın orada verilmesi. Bu başlı başına bir hikmettir. Onun haricinde bir iklimsel özellik var. Mesela bu mesajların, evrensel cihette, hususiyetle mesajların bir ekvatorda verilmeye çalışıldığını hesaplasanız, oranın iklim koşullarından dolayı bazı evrensel mesajlar incinebilir. Yani bir Mekke coğrafyasında aslında baktığınızda dünyadaki diğer iklimlerin de bir ortak özelliği vardır. Yani orada bir iklimin beşer üzerindeki etkileri net bir şekilde okunabilmektedir. Onun haricinde suların bol olduğu bölgelerdir. Zira birçok nehirler de o bölgelerden geçmektedir. Onun haricinde siyah altın diye bahsedilen petrolün olduğu bölgelerdir aslında bu konuştuğumuz bölgeler. Bununla birlikte bir ticaret merkezidir. Şimdi mesela Efendimiz Aleyhisselam'ı düşünelim Mekke'nin 5. 6. yılında. İslam'ı duydu mu bütün bölgeler? Duydu değil mi? Baktığınızda Sasaniler duydu, Bizans duydu, Habeşistan duydu, Bahreyn duydu, Yemen duydu. Şimdi o zamanlarda bir sosyal medya mevcut değil. Acaba neyle duydular? Ticaretle duydular. İleride de ticaretin bu şekilde inşallah kullanıma dönüşeceğine biz inanıyoruz. Tebliğ aracı olarak ticaret kullanılacaktır. Bunların her birisini şöyle alt alta topladığınızda insanların dikkati neredeyse veyahut hangi konudaysa siz mesajınızı oraya verirseniz oradan bütün insanlar sirayet edecektir, değil mi? O yüzden bu bölgelerde Kur'an'ın bize bahsettiği peygamberler nüzul etmiştir. Peki şimdi başka bir soruyla devam edelim. Kur'an'ın çok eski zamanları, milattan öncenin meselelerini anlatmasının altında yatan hikmet nedir? Mesela ayet-i kerimede şöyle geçer. Andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Yusuf suresi 111'de geçmektedir. Şimdi ibret ne demek? Görünen bir hadiseden görünmeyene varabilmek, o mesajları alabilmek, o ince remizleri görüp anlayabilmek. Bu bizim için neden lazım? Şimdi bir ihtimal ki biz ahir zaman çocuğuyuz. Yani bütün şu modern cahiliyenin alametlerine baktığınızda aslında insan bunun kuvvetle ihtimal olduğunu görebiliyor. Böyle bir zamanda hakikati taşıyan insanların sayısı çok az. O azların içerisinde de maalesef bir kalite azlığı mevcut. Yani hem az hem kalite az. Şimdi bugünler güzel günlere dönecekler. Değil mi? Beşeriyetin hasret kaldığı, özlemle beklediği güzel günlere dönecek. Peki nasıl dönecek? İşte bu mesajlarda inanılmaz derinlikler var. İnşallah biz bunları sadece böyle aman canım gelmiş geçmiş bir hikaye nazarıyla haşa bakmayız. Burada çok ibretli mesajlar var. Bu mesajlar nelere vesile olacak? Önce o az zümre içerisindeki kaliteyi arttıracak. Daha sonra o kalite ile alemi mayalayacak. Bu mesajların, bu derin manaların nelere gebe olduğunu anlatabilecek ve anlayabilecek insan sayıları da bu cihette çoğalacak. Yani baktığınızda Kur'an'ın anlattığı o kıssalar her birisi insanlığı geliştirecek derin mesajlarla örülü. Şimdi mesela biz bu mesajlardan bugün Hazreti Salih'i ve onun kavmi olan Semud kavmini okuyacağız. Ama dersin başında şunu anlamamız lazım. Biz aslında onları okumayacağız. Biz aslında kendimizi ve bizim almamız gereken mesajları okuyacağız. Mesela şunu anlamamız gerekecek buraya okuduğumuzda. Zira bugün okuyacağımız azgınlıklar, tuğyanlar bunların her birisi tevhid inancındaki problemlerden kaynaklı meseleler. Tevhid ne biliyor musunuz? Tevhid tesisi çok zor, muhafazası ondan da zor bir mesele. Tevhid de siz la dediğiniz zaman nefsinizin müptela olduğu ne kadar düşkünlük varsa onların aslında her birisini elinizin tersiyle itmişsiniz. Sizin ruhunuzu bozalan, saplantı haline gelen ne kadar ideoloji varsa da öbür elinizin tersiyle itmişsiniz demektir. Şimdi gerçekten la diyebilmek çok zor bir mesele. Yani bizim sürekli zikrettiğimiz
La ilahe illallah mesajına baktığınızda önce la ilah mesajı var değil mi? Sizin kalbinizde put olarak taptığınız, bu olmazsa olmaz diye zannettiğiniz ne varsa önce onları ellerinizin tersiyle itmezseniz bu mesajı anlayamazsınız demektir. Bu hafta birisiyle konuştuğumda ona anlatmaya çalıştım. Ya şu imanı derinlemesine eğer anlamazsak bir manevi vücudumuz var. Bu beslenmiyor ve kuvvetsiz kalıyor. Başımıza gelen sıkıntılara mukavemet gösterememizin sebebi bu deyince ya ne var ki imanda? Ben zaten inanıyorum dedi. Vallahi bu mesele böyle bir mesele değil. Yani böyle inkar etmemek başka bir şey, inanmak ise bambaşka bir şey. Yani kim diyorsa ki yahu inanmak çok kolay bir şeydir, bu meselenin altyapısını hiçbir şekilde anlayamamış demektir. Şimdi bu mesele için Mekke'de bedeller ödendi değil mi? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki قُولُ لَا اِلَٰهِ اِلَّهُ تُفْلَهُ. Yani ne diyor? La ilahe illallah deyin ve kurtulun diyor. Ama birçokları Mekke'de diyemedi. Niye? Çünkü hakikaten altını doldurabilmek, o noktada yaşayabilmek, tam tevhid inancını amele, aksiyona da dökebilmek o kadar kolay bir şey değil. O yüzden bizim sürekli toplanmamız, sürekli günlük bazı rutinlerimizin olması, sürekli bu dersleri birbirimize böyle nasihat cihetinde hatırlatmamızın bir sebebi var. Çünkü tevhid tesisi çok zor, onun muhafazası ise çok daha müşkil bir meseledir. O yüzden hakikaten bunların böyle altını bu ibret verecek mesajlarla doldurmak bambaşka bir şey. Haydi cemaat aşk ile bir daha la ilahe illallah diyelim demek bambaşka bir şey. Keşke bu şekilde böyle sürekli artabilse. Tabii onda bir feyiz olabilir, insan şevke gelebilir ama bunun altını doldurma hadisesi sadece bu kadar değildir. Çok derin ve çok uğraş isteyen bir meseledir. Bunu anlamamız icap eder. Hazreti Salih ve Semud kavmi. Kur'an'da Ad kavmi ile Semud kavmi çoğu ayette birlikte zikredilir. Çünkü Ad kavmi yıllar sonra bir yere hicret eder. Hepsini göreceğiz, konuşacağız şimdi. Ve Semud ismini alır değil mi? O yüzden Semud kavmine Ad-ı Uhra yani ikinci son Semud olarak da söylenir. Benim araştırmalarıma göre milattan önce 2000 diyen var, 2500 diyen var, 2700 diyen var. Anladığımız kadarıyla o yıllarda yaşamış bir kavim Semud kavmi. Bu kavmi işlediğimizde bence şunu da anlayacağız. İnsanlık ilk geldiğinde hiçbir şey bilmezdi. Haşa böyle ilkel bir kabileydi falan gibi formların, düşüncelerin her birisinin yanlış olduğunu göreceğiz. İnsanlık ilk geldiğinde nasıl olduğunu, yani ilk dediğimiz tabii ki Hazreti Adem'den sonraki süreçlerdeki insanların yaşayışlarına baktığımızda bu tür bir ideolojinin de yani anlatıldığı şekilde olmadığını da biz buradan anlayacağız. Şimdi Semud kavmi çok güçlü, inanılmaz şehirler yapacaklar birazdan. Ve bu yüzden kendilerine güvenecekler, ellerindeki mala mülke güvenecekler ve tevhid inancından sapacaklar. Saptıklarında da şöyle cümleler söyleyecekler. Hani at kavmini hatırlar mısınız? Böyle yüksek sütunlara, yeşillikler içerisinde binalar yapıyorlar, orada yaşıyorlar, ediyorlar ve diyor ki bu yüksekten bize bir azap gelemez diyorlardı. Aynı şirk kafası maalesef Semud kavmi için de geçerli. Semud kavmi de diyor ki ya at kavmi sütunların üstüne ev yaptı, o yüzden helaktan kurtulamadı. Biz ne yapalım? Biz sarsılmaz, yeryüzünün direkleri olan dağların içine oyalım, oralara evlerimizi, hanelerimizi yapalım. Azap bize geldiğinde hiçbir şey yapamaz diyorlar. Yani aynı kafa. Çok ilginç bir mantık hakikaten de. Hazreti Nuh'un oğlu Kenan da benzer cümle söylemişti. Hatırlar mısınız? Babası haydi Kenan gemiye bin dediğinde yahu ben bir dağa sığınır kurtulurum. Siz gidin ne haliniz varsa görün demişti ya. Aynı mantık görüyorsunuz yani. Aynı ruh halleri hep aynı cümleleri söyletiyor insana. Daha sonra bu Semud kavmi Hicr denilen bir bölgeye yerleşiyor. Bölge Hicaz ile Suriye arasında Vadil Kura diye bahsedilen bir bölge. Benim araştırmalarıma göre Hicr'de böyle duvarlarla örülmüş. Çünkü dağların içine ev yapacaklar ya öyle bir mana içeriyor. Duvarlarla örülü gibi bir manası var Hicr bölgesine. Vadileri oyuyorlar ama ev yapmıyorlar, şehir yapıyorlar. Benim izlediğim belgesellere göre bir insan böyle bir iki gün gezmeyle bitiremeyecek devasa şehirler inşa ediyorlar oraya. Ve oralarda sürekli aynı cümleyi söylüyorlar. Bizi burada hiç kimse yıkamaz, hiçbir azap bize burada dokunamaz diyorlar. Ama neyi unutuyorlar? Azabın ve azap sahibi olan Allah'ın büyüklüğünü unutuyorlar. Yani tam şirk kafasında yine aynı şey var yani. Burada inşaatın çürüklüğüne takılıyorlar. Hayır, konu inşaat çürüklüğü olmadı hiçbir zaman. Konu insanın çürüklüğü oldu. Ve bu şekilde o inşaatlarla Allah'ın azabından kurtulabileceklerini zannediyorlar. Bakın Kur'an'da ne diyor mesela bir yerde? Diyor ki, eynel mefer. Ne demek? Nereye gidebilirsin? Nereye kaçabilirsin? Allah Allah, sanki başka bir ayette cevap veriyor gibi ne diyor? Fefirru ilallah. Ne demek o? Kaçacaksan bile ancak Allah'a kaçabilirsin. Yani bir dağ örerek, etrafında seni seven çok insana sahip olarak, mal mülkü elinde tutarak, gençliğine gücüne güvenerek Allah'tan kaçman söz konusu bile olamayacak. Biz bu mesajları almamız lazım değil mi? Yoksa okuduğumuz böyle manasız kalabilir. Allah muhafaza. Semud kavminin anlamına baktığımızda Semet kelimesinden geldiği söyleniyor Peltekse ile. Bu kelime de az su demek. Şimdi birazdan göreceğiz. Bu kavmin suyla ilgili böyle özel bir ilişkisi var. Bu yüzden de imtihan
Nereden gelecek onlara? Sudan gelecek. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin imtihan sistemine baktığınızda genelde böyle olur. Mesela çok titiz bir insan vardır, birisiyle evlenir. Eşi nasıldır? O titizliğini bozacak seviyededir. Ya da bir baba vardır, bu evde benim kurallarım geçer diye. Allah ona bir çocuk gönderir, ne olur? Bütün kuralları bozulur. Bu kavmin de imtihanı tam böyle ismine yakışır bir şekilde sudan gelecek. Az sudan gelecek. Çünkü bölgeye az su geliyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz az suya? Böyle dağların tepesine büyük kuyular yapıyorlar. O kuyulardan sistemler indirmişler. Aşağıda havuzlar var. Nasıl havuzlar biliyor musun? Derinliği 30 metre, genişliği 15 metre. Takribi 80 küsür tane havuz var. Birazdan da o havuzlarla Allah'ın mucize olarak göndereceği bir deve var. O deveyle o havuzlardan sularını paylaşmak istemeyecekler. Ama bunun mantığı da bu değil. Biz ne demiştik başta? Gördüğünden ötesinde bir mesaj olacak. Onları da inşallah birlikte okuyacağız. Ardından onların azabı bu cihette gelecek. Kısacası bir medeniyet kuruyorlar. Nasıl medeniyet? Güçlü ve etrafındaki güç zannettikleri vehmi, gölge, vari ne kadar şey varsa buna güveniyorlar. Ve ne yapıyorlar? Allah'tan kaçacaklarını zannedip Allah'a sırt dönüyorlar. Şirke batıyorlar ve insanın fıtratında bir inanç sistemi olduğundan dolayı. Çünkü fıtratı yaratan öyle koymuş. Bizde nasıl muhabbet var fıtratımızda? Nasıl adavet var fıtratımızda? Aynı şekilde ne var? İnanmak da fıtratımızda var. Ve bu şekilde kendilerine putlar yapıp inançlarını orada gidermeye çalışıyorlar ve Allah'a sırt dönüyorlar. Evet. Hazreti Salih'in tebliği. Kendi güçlerine güveniyorlar ama inancı bastıramıyorlar ama onu da yanlış bir yere sevk ederek kendilerine inanacak putlar yapıyorlar. Şirke giriyorlar ve Hazreti Salih Aleyhisselam'a 40 yaşında peygamberlik geliyor. Ve kavminin çok önde insanlarından birisi. Bir okuduğum rivayete göre de büyük bir tüccar diye bahsediyor. Dediğim gibi bu noktada belki rivayetleri bulmak biraz zor olabiliyor. Hazreti Salih 40 yaşına geldiğinde kendisine peygamberlik geliyor ve kavmini uyarmaya başlıyor. Çabuk bu şirkten geri dönün diye. Ama kavmi ona şöyle karşılıklar veriyor. Bir, önce överek Hazreti Salih'i susturmaya çalışıyorlar. Bakın ayette ne diyor. Şöyle dediler. Ey Salih! Sen bundan önce aramızda kendisine umut bağladığımız biriydin. Hud suresi 62. ayet. Şimdi bir dostunuz sizi övse belki biraz değil mi damarınız oynayabilir ama bir düşman sizi övdüğünde onun karşısında sarsılmadan durmak mümkün değil değil mi? Yani şunu diyorlar Hazreti Salih, sen bize önder olabilecek biriydin ama sen bizi hayal kırıklığına uğrattın diyorlar. Bu da işe yaramadığında artık atalarını savunuyorlar ve bu noktada ayet bize şunu söylüyor yine Hud 62'de. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Bizim ilahlarımızı, atalarımızı, dedelerimizi, hayır bunlar tapılacak şey değildir mi diyorsun? Aynı şeyi kime de söylüyorlar? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a da söylüyorlar değil mi? Ne kadar benziyor? Aynı şirk kafası hakikaten de. Bu da işe yaramayınca küçümsüyorlar. Ayet bize şöyle söylüyor. Kamer 25. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır. O yalancının haşa küstahın birisidir. Ne diyorlar biliyor musunuz? O da bir beşer. Biz de bir beşeriz. İçimizden ona mı verilecek? Peygamberlik mesleği diyorlar. Önce övdüler. İşe yaramayınca ne yaptılar? Bu sefer de yermeye başladılar Hazreti Salih. Bununla birlikte bozguncular halkı da İnkara zorluyorlar. Gene ayet bize bunları bildiriyor. Şuara 152. Yeryüzünü ıslah etmeyip bozgunculuk yapan haşa beyinsizlerin emirlerine itaat etmeyin diyorlar. Kavme söylüyorlar. Bu ifadeyi kullandıkları da bir peygamber. Düşünebiliyor musunuz azgınlıklarının, tuğyanların boyutunu? Bu kavimde kendilerini üstün zanneden bir zümre var. Bu zümre meleler diye geçiyor. Kur'an'da o şekilde bahsediyor. Mele diye. Hatta birazdan Kur'an başka bir ayette dokuzlu çete diyecek. Yani ya dokuz kişi ya da dokuz farklı çeteden bahsedecek. Yine ayet bize bunları şöyle bahsediyor. Araf 75-76. Siz gerçekten Salih'in Rabbi tarafından gönderilmiş olduğuna inanıyor musunuz? Dediler. Onlar da doğrusu biz onunla gönderilene iman ediyoruz dediler. Büyüklük taslayanlar. Biz doğrusu sizin iman ettiğinizi inkar edenlerdeniz dediler. Allah Allah. Bugün de böyle oluyor değil mi? Büyüklük taslayan bazı zümreler sürekli halkı ezmeye, zihinlerini manipüle etmeye çalışıyor. Belki birçok insanın tevhid inancını tam böyle hakkıyla yakalayamamasının sebebi bu zihin karışıklıkları. Ben yine buradan bir mesaj alaraktan şunu söylemek isterim arkadaşlara. Yani şu an toplumda var olan 5 zümreden uzak durulmasının mesajını anlamış olabiliriz. O 5 zümre kimlerdir derseniz hurafecilerden bence uzak durmak lazım. Sürekli komplo teorisi üreten komplocülardan uzak durmak lazım. Değişen şartlara göre fırsatçılık yapanlardan uzak durmak lazım. Yaygaracılardan uzak durmak lazım. Bir de ehliyetsizlerden uzak durmak lazım. Ama bir korona ile ilgili mesajı bile değil mi?
onun ihtisas sahibi, alanın ihtisas sahibi insanlara sormak yerine önümüze gelene sorarsak biz de tabii bunlara, bu yaygaracılara, bu komploculara sürekli fırsat vermiş oluyoruz. Biz bunlara karşı peki neyle mukabelede bulunalım? Bence Allah Resulü Aleyhisselam'ın şu hadisiyle. Kıyamet dahi kopacak olsa elinizdeki fidanı dikin. Bu aslında muazzam bir konsantre mesajıdır. Bazı meleler bizim fikir dünyamızı, ruh dünyamızı dağıtmasın diye onlardan uzak durmak ve elimizdeki fidana konsantre olmak bizim bu dersten alacağımız mesajlardan en önemlilerden birisi olsun. Deve mucizesi. Hazreti Salih sabrediyor sürekli bu tuğyana, bu şirke karşı ve onlardan doğruyu bulmalarını istiyor. Bir rivayet şöyle geçiyor. Ey Salih, bayramımızı kutlayacağımız zaman sen de bizimle gel. Böyle şehir dışına çıkıp putlarını götürdükleri bir bayram var. Orada putlarından istediklerini istiyorlar. Bize bir ayet, yani davanı ispat edecek bir delil göster. Sen ilahına duada bulun, biz de ilahlarımıza duada bulunalım. Putları götürecekler ya yanlarında. Eğer senin ilahın duana icabet ederse sana uyarız. Yok bizim ilahımız bize icabet ederse bize tabi olursun. Bakın bir şey var, inatlaşma var burada. Hazreti Salih bunu kabul ediyor. Davetlerine uyuyor. İlahlarından istedikleri gibi karşılığı bulamıyorlar. Hazreti Salih ise Allah'a dua ediyor ve karşılık buluyor. Ama bunun karşılığında ne yapıyorlar? Yine de inanmıyorlar. Allah Allah. Bakın İbnül Esir bize şöyle bahsediyor hadiseyi. Ey Salih, bize şu kayadan bir deve çıkar. Ne istiyorlar mucize olarak? Bir dişi deve istiyorlar. Eğer bunu yaparsan seni doğrulayacağız dediler. Salih onlardan Allah Teala kendileri için böyle bir deveyi bu kayadan çıkartırsa iman edeceklerine dair söz vermelerini ve yemin etmelerini istedi. Onlar bu konuda yemin edip söz verdikten sonra Salih Aleyhisselam namaza durdu ve Allah'a dua etti. Bunun üzerine kaya yarıldı. Ve içinden onlara istediği gibi bir dişi deve, yanından da yavrusu karnı aç şekilde çıktı. Bu olay üzerine onlar daha önce vermiş oldukları sözden cayarak iman etmediler. Allah Allah. Çok ilginç değil mi? Şimdi bu şirk kafası, şirk kafası dedik ya bugün, yine onların bir özelliği. Sürekli mucize isterler. Mucizeyi görünce de inkar ederler. Bakın ayet ne diyor? Şu ara 154. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize bir mucize getir de görelim. Şimdi bir peygamberden mucize talep etmek çok tehlikeli bir şey. Neden? Çünkü mucizeyi inkar edersen senin helakına sebep olur. Madem öyle, bir peygambere mucize neden gelir? Bir, hidayet vesilesi olsun diye gelir. İki, inkar edeceklerin helakına bir meşru zemin oluşsun diye gelir. Üç, inananlara bir manevi kuvvet olsun diye gelir. Şimdi bir insan inkar edeceği bir mucizeyi bir peygamberden istemeye cüret ederse bunun karşılığı helak ile sonuçlanır. Evet. Allah Azze ve Celle bunun karşılığında bir dişi deve ve onun yavrusunu gönderiyor. Deve bizim bildiğimiz kadarıyla böyle 10 dakika içerisinde 100 litre suyu içebilen bir varlık. Neden anlatıyorum bunu? Çünkü imtihanları sudan gelecekti devenin. Şimdi insanın aklına geliyor. Yahu deve nasıl bir mucize olabilir? Zaten bizim aklımıza bu sorular geliyor diye Kur'an yine bize bunun cevabını veriyor. Ve diyor ki Gâşiye 17. Hala bakmazlar mı o deveye? Nasıl yaratılmış? Şimdi devedeki o inanılmaz özellikleri anlayan Araplar deve için ne demişler biliyor musunuz? Sefinetü sahra, yani çöl gemisi demişler. Allah Allah. Devenin ayrıntılarını biz çok derste işlediğimiz için şimdilik geçiyorum. Şimdi bu deveden Kur'an bahsederken çok ilginç bir hitap kullanıyor. Nagatullah diyor. Ne demek biliyor musunuz Nagatullah? Allah'ın devesi demek. Şimdi müfessirler diyor ki yani Allah'ın devesinden bazı kasıtlar var. Yani Allah'ın hükümleri demek diyor. Kuralları, koyduğu kanunlar demek diyor. O yüzden Allah'ın devesi diye bahsedildi diyor. Başkaları diyor ki Allah'ın şeairi, yani İslam'ın dokunulmaz hususları diye bahsediyor. Başkaları ne diyor biliyor musunuz? O deve Allah'ındı ama Allah o deveyi umum malı, yani kamu malı olarak onlara göndermişti. Ve onlar deveye işkence edip kesip öldürdüklerinde aslında neye zarar veriyorlar diyor? Kamunun malına, bütün insanlığın hakkına zarar veriyorlar diyor. Bakın bunlar neyin sebebiymiş? Bir helakı olmanın sebebiymiş. Şimdi benim kamu malı deyince aklıma sürekli Hazreti Ömer Efendimiz geliyor. Ne kadar hassas değil mi? Hatta bırak kamunun malını, kamunun makamı için bile Hazreti Ömer Efendimiz istemeye istemeye o halifelik makamını kabul ediyor. Son dönemde bari oğlun Abdullah İbni Ömer'i bize halife bırak dediklerinde Hazreti Ömer buna itiraz ediyor ve diyor ki bir evden bir kurban yeter kurbanım diyor. Bakın inanılmaz bir mesele. Demek ki bir makam aslında ne makamıymış? İslam'a kurban olma, feda olma makamıymış. Çünkü hassasiyeti akıl alır gibi değil. Bir gün Hazreti Ömer Efendimizin ağlaya ağlaya şu yüzünde gözyaşlarının geldiği yer bile belli olur hale gelmiş artık. O kadar ağlıyormuş hassasiyetinden, korkusundan. Bir sahabe efendimiz diyor ki, ya Emir el-Mümini sen niye ağlıyorsun?
Sanki cennetle müjdeleyebilirsin. Ne diyor biliyor musunuz? O Ömer eğer namazını kılmazsa Allah o Ömer'i hiç cennetine koyar mı diyor. Allah Allah. Hazreti Ömer Efendimiz çok hassas yaşamış. Onunla ilgili bahsedilen rivayetler öyle geçiyor. Eğer Ömer gece uyursa Ömer'e anası ağlar. Eğer Ömer gündüz uyursa ümmetin anası ağlar. Eğer Ömer gece uyursa kendi helak olur. Eğer Ömer gündüz uyursa ümmet helak olur. Aynı bu hassasiyette yaşayan birisi. Aynı mesajı ileten, onların mirasçılarından birisi olan, bizim de imanımıza, hidayetimize vesile olan Üstad Hazretleri. Allah Allah. Onunla ilgili Kastamonu laikasında bir cümle geçiyor. Ne diye geçiyor biliyor musunuz cümle? Her gece 5-6 saat meşguliyetten gelen yorgunluk diyor. Bakın, aynı ayak izlerine basan insanların hayatları da hep birbirine benzemiş. Zira yarınlar gündüzlerini, gecelerini feda edebilenlerin ellerinden dönecektir ve onlar da hep bu fedakarlığı yapmışlardır. Deveye ne demiştik? Deveye Allahu alem kamu malı olabilir diyenler de var demiştik. Şimdi biz buradan bir mesaj alacak mıyız? Alacağız tabii. Bizim burada da başka yerlerde de kamuda çalışan nice arkadaşlarımız var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir devenin kesilmesi bir helaka sebep oluyorsa, kamunun malından yanlış bir iş yapılması acaba nelere sebep olur? Ahirette bu kadar insanın hakkına girmenin karşılığı ateşte bastırılmış demirler olur mu? Olmaz mı acaba? Allah Allah, çok ince meseleler. Şu mesajlardan neyi kaybettiğimizi anlayabiliyorsunuz değil mi? Maalesef İslam coğrafyalarında, belki bizde de geçen rüşvet, torpil, bu tür meseleler bir akıl tutulması adeta. Bunların akıbeti düşünülmezse bir insanın, belki de birçok insanın helak olmasıyla sonuçlanabilecek meseleler bunlar değil mi? Bunların karşılığı dünyada rezillik, ahirette ise tezip, yani azapla sonuçlanacaktır. Şimdi peki herkes bunların haram olduğunu bilmesine rağmen neden hala bunlara tevessül ediyor? Ne yok aşağıda? Demek ki iman yeteri kadar kuvvet bulamamış. Allah'ın kudreti ve ahirette verecekleri yeteri kadar insanların bünyesinde inanca yer tutmamış. Bir insanın bu noktalara tevessül etmesinin başka bir sebebi de hırs. Yani kanaatsizlik. Yani ben Allah'ın verdikleriyle yetinemiyorum. Eğer böyle gayrimeşru yollara tevessül edersem elbet dünyada daha çoğunu elde edeceğim. Senin dünyada daha çoğunu elde etmen ahirette bütün kaybetmene sebep olacak bir mesele. Allah Allah. Şimdi Semud kavmi bir tane deveyi katletti ve karşılığında azaba uğradı. Ya biz ümmet olarak her gün onlarca yüzlerce deveyi katlediyorsak bu manada acaba karşılığını ne almayı bekliyoruz? Çok tehlikeli meseleler değil mi? Ancak sineye iman oturdukça bu meselelerin derinliği anlaşılabiliyor. Evet. Deve geldikten sonra halkın arasında dolaşır ve Semud kavmi deveyi sağar, sütünden istifade eder, bir süre bu şekilde geçer. Daha sonra Salih Aleyhisselam onlara şunu der. Bu arada onların iman etmediğini hatırlayalım. Araf suresi 73-74'te geçen ayetler. Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Size Rabbinizden apacık bir mucize gelmiştir. Geldi mi? Kaya yarıldı, bir dişi deve, bir de yavrusu geldi. Ama iman ettiler mi? Etmediler. İşte Allah'ın şu dişi devesi size bir mucizedir. Bırakın onu Allah'ın arzında otlasın. Ona bir kötülük yapmayın. Bakın olayları görüyor musunuz? Sonra can yakıcı bir azaba uğrarsınız. Hatırlayın. Allah sizi Ad kavminden sonra halifeler yaptı. Semud'la Ad kavmi ayetlerde birlikte geçiyor değil mi? Ve sizi yeryüzüne yerleştirdi. Orada ovalarda köşkler yapıyor, dağları yontup evler yapıyorsunuz. Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Yeryüzünde bozguncular olarak fesat çıkarmayın diyor. Evet. Devenin öldürülmesi. Semud kavmi deveden rahatsız olmaya başladı. Ve bahane olarak da bu deve çok su içiyor diye bir bahane ortaya koydular. Daha sonra da ayet, tamam o zaman bir gün deve su içsin, bir gün siz su için diye bir taksimde bulundu. Kamer suresi 28. ayette şöyle diyor. Onlara suyun aralarında taksim olduğunu haber ver, her biri su nöbetinde hazır bulunsun. İbn Kesir de bize bu hadiseyi şöyle bildiriyor. Deve onların arasında bir süre kaldı. Bu süre içerisinde bir gün kuyunun suyuna deve içiyor, bir gün de onlar kuyunun suyundan istifade ediyorlardı. Semud kavmi devenin su içtiği günlerde onun sütünü sağıyor ve kaplarını dolduruyorlardı. Şimdi asıl azgınlıklarının sebebi o değildi ama. Neydi? Deveyi her gördüğünde inananların inancı artıyor, kuvvet buluyordu. Ve bu yüzden deveyi öldürmeyi planladılar. Deveyi öldürme hadisesi Hazreti Salih'e bildirildi. Ve Hazreti Salih, eğer deveyi öldürürseniz
helak edileceksiniz diye uyarıda bulundu. Az önceki ayette bunu okuduk. Şimdi deve aslında ne yapılır? Ayakta dik bir şekilde boynuna darbe vurulur, kanı boşalır. Bu şekilde de deve kurban edilir. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? O mele grubu. İşlerinden özel adamlar seçiyorlar. Bazı rivayetlerde bir, bazı rivayetlerde iki kişi diye bahsediliyor. Önce ön ayaklarına vuruyor, kesiyor. Daha sonra deveyi arka ayaklarına vurup indiriyor. Daha sonra da böyle düşmana saldırır gibi her yerine bıçak darbeleri vurup deveyi katlediyorlar. Allah Allah. Allah'ın gönderdiği bir mucizeye karşılığa bakar mısınız? Bir tane deve. Bir adet deve. Bahane olarak ne sunuyorlar? O deve bizim suyumuzu içiyor. Allah Allah. Sizce o dokuzlu çete, Kur'an'ın bahsettiği dokuzlu çete neden rahatsız oluyor? Neden biliyor musunuz? Şundan. Deve bu işin bahanesi oluyor onlar için. Bugün gündemi meşgul eden Hazreti Salih'in mucizesi ve mesajları yarın da gündemi belirler. Bugün suyumuzu elimizden alan yarın da mülkümüzü elimizden alır. Bugün su için kural koyanlar yarın da bizim hayatımız için kural koyar. Bugün atalarımızın inancına dil uzatan yarın komple putlarımızı elimizden almaya kalkar diyorlar. Şunu hiç düşündünüz mü? Bence düşünmüşsünüzdür. Bugün Müslüman denilen sadece evinde otursa, namaz kıldı, Kur'an okudu, toplum hayatına hiç karışmadı. Kimse rahatsız olur mu? Olmaz. Kimse rahatsız olmaz ama bunun adı İslam değil. İslam hayatının her evresine hitap eden bir kurallar malzumesidir. Senin faizine de laf eder İslam. Yaptığın yanlışlara ve karşılığında alacağın bedele de laf eder. Ve İslam senin din diye inandığın şeylerin din olmadığını da yüzüne verir. Bu şekilde ne olur? İnsanlığın konforu bozulur. Ama dikkat edin, gelen her peygamber bu şekilde yaşayan insanların konforunu bozmuştur. O yüzden konu aslında deve değildir. Konunun altyapısında bunlar vardır. Ve bunlar sürekli Hazreti Salih'in mesajına ve kendisine olan kini onlar arasında arttırmıştır. Evet. 3 gün bekleyin. Az önce deveyi katlettiklerinden bahsetmiştin değil mi? Sizce devenin yavrusu ne yaptı? Ne yaptı biliyor musunuz? Dağa kaçtı. Ve o dağda 3 kez feryat figan böğürdü o devenin yavrusu. Bunun üzerine kavmiyle Salih peygamber arasında şöyle bir konuşma geçti. Araf 77. Hani bizi tehdit ettiğin azap? Kim söylüyor bunu? Semud kavmi söylüyor. Hadi getir bakalım, eğer sen gerçekten peygamberisen o bizi uyarıp durduğun azabı getir de görelim. Hud suresi 65. Yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. Niye 3 gün? Niye 3 gün? Çünkü yavru deve 3 kez feryat etti. Yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. Bu asla yalanlanmayacak bir vaattir diye onlara azabı haber veriyor. O 3 gün boyunca bile rahat durmuyorlar biliyor musunuz? Sürekli diyorlar ki hani azap, hani azap, hani azap diyorlar. Birinci gün bir uyanıyorlar, yüzleri sapsarı. Bir mesaj gelmiş ve anlıyorlar ufaktan. İkinci gün bir uyanıyorlar, yüzleri kıpkırmızı. Üçüncü gün bir uyanıyorlar, yüzleri kapkara olmuş. Yani kendilerine hala gelen bir uyarı olduğunu fark ediyorlar. Ama yine de inatlarından geri dönmüyorlar. Neyi anlıyorlar biliyor musunuz? Onlar anlamadıysa da biz anlayalım. Allah Azze ve Celle imhal eder ama ihmal etmez. Yani zaman verir ama bu işi asla bırakmaz. Allah Azze ve Celle yarına bırakır ama yanına asla bırakmaz. Bu mesajlar kime gitmesi lazım? Hiçbir zalim zalimliğiyle bu elim azaplardan kurtulamayacaktır olarak o sinelere gitmesi lazım. Allah Allah. Evet. Deveyi kestikten sonra o 9 kişilik gruptan bahsetmiştim ya, o meleler takımı. Bunlar Salih peygamberi de öldürmeyi planlıyorlar. Allah Azze ve Celle bu olayı şu şekilde haber veriyor. Neml suresi 49-83 arasındaki bazı ayetleri okuyacağım. Aralarında Allah'a yemin ederek şöyle konuştular. Salih'i ve ailesini bir gece baskınıyla öldürelim. Sonra da akrabasına yakınlarınızın öldürülmesinden haberimiz yok. Şüphesiz bizler doğru kimseleriz diyelim. Biz ıslah edeceğiz, biz iyi adamız. Onlar bir tuzak kurdular. Biz de onlar farkına varmadan tuzaklarını alt üst ediverdik. Tuzakların akıbeti nasıl oldu bir bak. Biz onları da kavimlerini de toptan helak ettik. İşte zulümleri yüzünden harap olmuş bomboş evleri, şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için büyük bir ibret vardır. İman edip Allah'tan korkanları kurtardık. Allah Allah. Evet. Hazreti Salih'e haber geliyor. Hazreti Salih o şehri terk ediyor. Bir azap geliyor, şehri harap ediyor. Daha sonra Hazreti Salih o inanan kavmiyle birlikte hicret ettiği yerden geri yerine geliyor. Ve o azabı görüp her birisi hem şükrediyorlar hem de Allah'ın büyüklüğünü bir kez daha anlıyorlar. Evet. Azap. Araf 78'de şöyle geçer. Allah'ın azabı onları yakalayıverdi. Bunun üzerine şiddetli bir sarsıntı. Önce ne var? Sarsıntı. Yurtlarında yüzüstü düşüp öyle kaldılar. Şimdi bakın. Ne kadar inkar edici varsa her birisi şehirle birlikte helak oldu. Daha sonra bir ayette de az önce okudum ama bir daha okumak isterim. Yine aynı azabı şöyle bahsediyor. Neml 52. İşte zulümleri, haksızlıkları yüzünden bomboş kalan evleri,
anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret var. Hazreti Salih kavmiyle birlikte geldiğinde de bu ayeti anladı. Anlatabiliyor muyum? Hem şükrettiler hem de Allah'ın azabı karşısında Allah'ın büyüklüğünü bir kez daha anladılar. Şimdi Kur'an'da bu helaka uğrama meselesi iki kelimeyle bahseder. Birisi racife kelimesiyle. Yani böyle volkanların patlaması manasında. Bu racim diyoruz yani taşlanma manasında. O da bu kökten, bu manadan geldiği söylenilir. Yani yanardağların, volkanların patladığını veriyor bize bu kelime, racife kelimesi. Zira o bölgeye gittiğinizde sülfür taşları görebiliyorsunuz. Ben belgesellerde izlediğimde gördüm. Ve şunu anlıyorsunuz. O sülfür taşları ancak volkanların, yanardağların patlamasıyla oluşuyor. Ve bölgede hala birçok aktif volkanın, yanardağın olduğuna da şahitlik edebiliyorsunuz. Diğer kelime ne biliyor musunuz? Saiha. O ne demek? Kulakları sar eden bir sesin adıdır. Saiha kelimesi. Şimdi bu Semud kavmini öyle bir sesle helak etmiş ki. Neden böyle olmuş? Biz yine İslam'da şöyle bir adetullah, sünnetullah biliyoruz. El cezayu min cinsil amel. Ne demek? Size gelecek olan ceza yaptığınız amelin cinsindendir. Peki neden ceza sesle gelmiş? O dişi devenin yavrusunun feryadı. Katledilen dişi devenin inlemesi karşılığında o yaptıkları amel olan dehşetli sesin karşılığında onlar da aynı şekilde ses ile helak edilmişlerdir. Allah Allah. El cezayu min cinsil amel. Gene insanların anlamakta zorlandığı bir şey. Başa gelen ceza neyin cinsindendir? Amelin cinsindendir. Evet. Bir ek bilgi olarak da Ad kavmi ile Semud kavminin azaba uğramasının arasında takribi 500 yıl olduğu söylenmektedir. Evet. Son iki konum kaldı. Konumun birisi bu ayetlerin indiği dönem Mekke. Ayetlerden nübüvvetin 3. yılında yani Mekke'nin 3. yılında inen birkaç tane ayete baktığınızda, Şems suresine baktığınızda nübüvvetin 3. yılında indiğini görüyorsunuz ve o yılda neler olmuş diye baktığınızda şunları görüyorsunuz. Hem sözlü hem fiili şekilde şiddet, işkenceler ve azaplar inanılmaz şekilde artmış o dönemlerde. Allah bu ayetlerle ne mesajı veriyor biliyor musunuz? Ey tuğyan içinde olan Mekkeliler, müşrikler! Sizlerin sonu da böyle olacak diyor. Ve bu ayetler Ümeyye bin Halef'in Ebu Cehil'in kulağına gittiğinde bakın o halde, inançsız halde bile yerlerinde tir tir titriyorlar. Başka ne mesaj veriyor? Ey Mekke'de ezilen bir avuç inanmışlar. Sakın endişeye düşmeyin. O zalimlerin sonu hep aynı şekilde helak olacaktır diyor. Peki bize ne mesaj veriyor? Bize de şunu veriyor. Alem-i İslam'a baktığınızda çok üzücü meseleler var. Çok üzücü bir durumlar var. Ve bizim elimizden maalesef bir şey de gelmiyor. Bazen gönderebildiğimiz yardımlar, bazen ziyaret edebildiğimiz yerler, bazen yaptığımız bir paylaşım. Bence çok yetersiz şeyler. İnsan bunun noktasında üzülüyor. Üzülelim. Bunda sıkıntı yok. Ama bir de ümitsizliğe düşenler var. Ne diyor biliyor musunuz o ümitsizliğe düşenler? Allahu Ekber ama. Aması ney? Ama zalimler çok kuvvetli. Şimdi Allahu Ekber'in yanına sizce böyle amalı yamalı cümleler yakışıyor mu? Yakışmıyor. Demek ki burada bizim alacağımız bir mesaj var. Allahu Ekber'in yanına öyle amalı yamalı cümleler edip ümitsizliğe yeğse sakın düşme. Ümidini yitirme. Allah dilerse bir anda bütün işleri ters çevirebilir. Ve biz böyle olacağına inandığımız için bugün burada hizmet etmeye çalışıyoruz. Allah Allah. Hicr suresinin ve İsra suresinin bazı ayetlerine baktığınızda da Mekke'nin 10. yılında indiğini görüyorsunuz. Mekke'nin 10. yılında ne vardı? Bir bakalım mı birlikte? Ne vardı? Bir kere muhasara kalkmıştı. Yani Mekke'nin 7. yılı ile 10. yılı arasında Şibi Ebi Talip denilen bölgede, Ebi Talip mahallesinde Müslümanlara inanılmaz bir boykot uygulamışlardı. 10. yılda bu kalkmıştı. Başka ne olmuştu? Allah Resulü Aleyhisselam'a hamilik eden eşi Hatice annemiz ve amcası Ebu Talip o yıl vefat ediyor ve o yıla hüzün yılı deniyor. Başka ne oluyor? Allah Resulü Aleyhisselam Taif'e gidiyor. Taif'te neye maruz kalıyor? Taşlanıyor. Hakaretlere maruz kalıyor Efendimiz Aleyhisselam. Taif dönüşünde ne oluyor? Bir bölgede duruyor ve bir grup cin gelip Allah Resulü Aleyhisselam'a iman ediyor. Allah Allah. Peki bundan alacağımız mesaj nedir? Neden böyle bir dönemde iniyor ayetler? Salih'i taşlayanlar oldu. Salih'e hakaret edenler oldu. Ama işin sonunda Salih güldü, onlar ise ağladı. Yani bütün zalimlikle başlayan filmlerin sonunu bize burada bildiriyor. Bize bildirdiği gibi Mekke'nin o dönemki coğrafyasında da bildirmiş ve Müslümanlara bir umut kaynağı olmuş. Evet. Demek ki Kur'an'ın mesajını doğru okuyanlar için bir ümitsizlik yoktur. Amalı yamalı cümleler yoktur. Karşılaştıkları vefasızlıklara karşı takılmalar yoktur. Onlar Hakk'ın elbet galip geleceğine inanırlar. Şu an öyle değil mi? 2 milyarız ama henüz Hak galip olmuş durumda değil. Neden? Tesbih taneleri gibi çevrilmişiz. Bize buna karşılık amalı yamalı cümleler kurmak yakışmaz. Madem Allah var, elbet bu işler düzelecek. Madem Allah var,
aynı zamanda Allah bize bu işlerde de yar. Elbet zalimlerin de kökü kuruyacak, İslam coğrafyalarında da güller açacaktır demek bize düşer. Evet, Tebük Seferi. Hadis-i şeriflerde Efendimizin hicretin 9. yılında Tebük Seferi'ne giderken Hicr denilen bu bölgeden geçtiği söylenilmektedir. Buhari'de bahsedilmektedir ve Ahmet İbni Hanbel'de. Geçtikleri bölgede sahabe bölgenin suyunu kullanıyor ve o suyla hamur yapıyor. Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor biliyor musunuz buna karşılık? Bakın, Buhari'de ve Müslim'de geçen hadisi okuyayım. Öyleyse hamuru atın, aldığınız suyu da dökün. Kendilerine zulmedenlerin meskenlerine, onların başına gelen felaketin sizin de başınıza gelmemesi için ağlayarak girin. Aksi halde girmeyin demiş ve devesini hızla sürerek oradan uzaklaşmıştır. Bu hadisten neyi ibret alıyoruz biz? Sakın böyle bahislerde eğlenmeyin. Sakın gülmeyin. Sakın böyle ibret alınacak meselelerde mesajları gölgeleyecek tebessümlere, kahkahalara, aldanmışlıklara bulaşmayın. Ve alınması gereken ibreti alın. Sakın ha sakın o yapılması gereken doğruları ertelemeyin. Şöyle derin Kur'an'ın mesajlarını okuduktan sonra insana düşen nedir? Bu ciddi meseleler karşısında bir, eğlenmemek, belki de gülmeyi unutmak. İki, ertelememek, duyduğu doğruyu anında yapabilmek için bir mücadeleye girişmektir. Evet. Daha alınacak nice ibretler vardır da bizim bardak bu kadar işte. Bugünlük bu kadarını alabildi. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Daralıyorsa gönlün, yorulmuşsa nazik kalbin imtihanlarla, göğüs kafesin çatlayacak gibiyse sıkıntılarla, aldatılmışsan, ağlatılmışsan, nasıl dayanacaksın sen bunlara? Resulullah'ı bile üzmüşler bu hayatta. Kim de isterse hayatında yeni bir başlangıç, baksın Resulullah ile arasındaki bağ, o sayfalarla yaklaşsın hayatına. Atsın sırayla adımları benzemek için ona. Nasıl dayandın ya Resulallah? Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.